Bu video etiketler, kapı ve pencere etiketleri ve mahal etiketlerinde eleman sınıflandırması ile ilgili tasarım bilgisinin nasıl gösterileceğini anlatmaktadır. Diğer videolarda da açıklandığı gibi tüm arşiket elemanları sınıflandırma sisteminin parçaları olan çeşitli özelliklere sahip olabilirler. Hiyerarşik bir sınıflandırma sistemi de oluşturulabilir. Elemanların sınıflandırma bilgisi paftalarda etiketler, mahal etiketleri veya işaretlemeler olarak da gösterilebilir. Bir elemanın özellik bilgisini göstermenin en kolay yöntemi sınıflandırma ve özellikler etiketi kullanmaktır. Bir örnek görelim. Sınıflandırma yöneticisini ekrana getirelim. Unutmayın, Classification 07 sınıflandırma sistemini ve temel ürün bilgisini ismindeki sınıflandırmayı zaten oluşturmuş durumdayız. Mobilya ürün grubu içerisindeki renk, üretici malzeme, fiyat ve tip özellikleri bu sınıflandırma sistemi ile ilişkilidir. Son olarak bu sınıflandırmayı bu projedeki tüm mobilyalara atayacağız. Bu bilgileri etiketlerde nasıl gösterebileceğimizi görelim. Etiket ayarları diyaloğunu ekrana getirelim ve tip ve ön izleme panelinden sınıf ve özellikler etiketini seçelim. Yazı stili ve işaretleyici panellerini etiketlerin grafik gösterimlerini ayarlamak için kullanabiliriz. Etiketlerin içeriğini düzenlemek için özel ayarlar ve içerik ayarlama panelini ekrana getirelim. Etikette gösterilecek bilgiyi ayarlamak için lütfen gösterilecek şekilde ilerleyin. Seçili veri alanı için sınıflandırma oluştur seçeneğini kullanın. Ve içerik ayarlama alanı için parametre ismi ve değeri seçeneğini seçin. Şimdi etiketin satırlarını ayrı ayrı düzenleyebiliriz. İlk satır için Classification 7 sınıflandırma sistemini seçelim. İkinci satır karşılık gelen özellikleri ekrana getirir. Bu etiket kendileriyle Classification 7 sınıflandırma sisteminin ilişkisi olan tüm elemanların uygun sınıflandırma ve özellik bilgisini ekrana getirmek için kullanılır. Tüm yapmamız gereken bir etiket eklemek istediğimiz mobilya elemanlarını tıklamaktır. Pencere ve kapı etiketleri boşlukların eleman sınıflandırma ve özellik bilgilerini ekrana getirmek için kullanılır. Pencere ve kapı etiketlerinde ekrana getirilen bilgiyi düzenlemek için, sınıflandırma ve özellikler panelini ekrana getirmek için kapı ve pencere ayarları diyaloğunu açmalıyız. Standart arşiket sınıflandırma etiketini kullanabiliriz. Tüm eleman özellikleri alanları doldurulmuştur. İlk olarak pencere ayarları diyaloğunun ölçü işaretçisi panelinde pencere etiketini seçelim. Ardından pencere etiket ayarları sekme sayfasına gidelim. Etiketin ölçek bağımlı içeriğini ölçeğe göre içerik panelinden tanımlayabiliriz. Her iki ölçek seçeneği içinde ID, duvar, boşluk ölçüsü ve sınıflandırma ve özellikler girişlerini seçelim. Pencere ile ilgili ek bilgi ekrana getirmek için sonraki panelleri kullanabiliriz. Sınıflandırma ve özellikler panelini ekrana getirelim. Pencere etiketinde ekrana gelmesini istediğimiz özellikleri seçebiliriz. Bu etiketlerde önceden gösterdiğimiz panelin aynısıdır. Sıralama oluştur seçeneğini, veri alanı seçin için kullanalım ve içerik ayarlama alanı için parametre isim ve değeri seçeneğini seçelim. Etiketin satırlarını ayrı ayrı düzenleyebiliriz. Arşiket sınıflandırması, ısı geçirgenliği ve ses yalıtımı sınıflarının yanı sıra eleman satın alma fiyatını seçeceğiz.
pencere etiketinin grafik gösterimini, çerçeve ve ölçü birimleri ve etiket boyutu ve konumu panellerinden ayarlayabiliriz. Sınıflandırma bilgisi içeren özel kapı etiketleri, pencere etiketleriyle aynı şekilde oluşturulabilir. Kapı ve pencere etiketlerine benzer şekilde eleman sınıflandırma ve özellik bilgisi mahal etiketlerinde de gösterilebilir. Mahal ayarları diyaloğunu açalım ve ayarlar sekmesine gidelim. İçerik sıralamasını mahal etiketlerinde gösterilecek bilginin tipi ve sırasını seçmek için kullanabilirsiniz. Bu örnekte mahal ismi, mahal numarası ve sınıflandırma ve özellik girişlerini ekrana getireceğiz. Mahal etiketinde sınıflandırma bilgisini göstermek için sınıflandırma ve özellik panelini kullanacağız. Etiket ve pencere etiketlerine benzer şekilde gösterilecek bilgiyi satır satır tanımlayabiliriz. Sınıflandırmanın ismini, ısı gereksinimini, aydınlanma gereksinimini, havalandırma sınıfı gereksinimini ve gürültü seviyesi gereksinimini gösterelim. Sonuçları görmek için yeni mahal etiketini projeye yerleştirelim. Arşiket'in gelişmiş etiket özellikleri eleman sınıflandırma ve özellik bilgisini projenin kendisinde ve paftalarda göstermek için özelleştirebilirler.